Özellikle deltamız açısından baktığımızda sulak alan, su kaynakları ve mevcut suyun desteklenmesi açısından baktığımızda son yağışların bizim işte balık göllerimiz veya deltamızda ciddi anlamda bir su desteğini sağladığını hep beraber gördük. Ama tabii bunun sürekli olması lazım. Kısa sürede düşen bir haftalık kar yağışı ne yeraltı suyu kaynaklarımızı istediğimiz oranda tam besler ne de istediğimiz desteği sağlayamaz. Ama geçici olarak şu anda ciddi bir rahatlama sağladığımızı söyleyebiliriz. Bunu aslında büyük şehirlerimizde de görüyoruz. Büyük şehirlerimizin içme suyu kaynaklarındaki barajlardan da son bir haftadaki yağışlar önemli bir gelişme sağladığını, desteklediğini ve suyumuzun bir noktada içme suyu yönünden zenginleştiğini söylemek doğru olur. Ama bizim eğer deltamız açısından bakacak olursak, sulak alanlar açısından bakacak olursak, bunun inşallah bundan sonraki süreçteki yağışlarla desteklenmesi, bundan sonraki özellikle ilkbahar yağışları ile yeraltı suyumuzun sürekliliğinin sağlanması ve desteklenmesi gerekiyor. Ayrıca yine bizim delta açısından, Bafra'mızdaki deltamız açısından baktığımızda, Kızılırmak deltasında, o bölgedeki yaz döneminde tabii hala tarımsal kuraklık açısından riskler devam ediyor ve sulama suyu olarak kuyuların açılıp sulamada kullanılması riski devam ediyor. Bunların mutlaka kontrol altında tutulması ve önlenmesi gerekiyor. Yani şu anda kısmi bir ferahlık sağladık ama uzun sürede tedbirlerin yine birlikte düşünülmesi hem ilkbahar yağışlarıyla inşallah yeraltı suyumuzun biraz daha zenginleşerek deltamızın desteklenmesi inşallah gerçekleşir. Ama en önemlisi yaz aylarında hem suyu doğru ve kontrollü kullanarak hem de o bölgedeki kuyuların yeraltı suyu kullanımının ciddi anlamda kontrol altına alınarak deltanın yeraltı suyu beslenmesinin engellenmemesi gerekir ki sürecin bundan sonraki kısmının daha rahat geçmesi sağlansın.